Farz kısmı memurluk meselesi. Farzdan sonrası aşk meselesi. Kim ne kadar sever, kim ne kadar aşık olur, o kadar o esmada payını büyütür. O kadar sahabeye benzemeye çalışır. Anladın mı? Farz kısmı memurluk kısmı. Mecbur yapacaksın ya. Ondan sonraki kısmı Allah Azze ve Celle sevdası büyük olanlara bırakmış. Sahabenin tamamı öyle. Tamamı. Ehli muhabbet. İçimizde var mı bu fitne? Aynısı mı değil mi? Nasıl mektup? Var mı aynısı? Kaç yaşına kadar kimseye hesap vermeden, farzlarını da yerine getirerek, haramlardan da içtinab ederek, ki böyle hayatlar çok az ha. Hakikatle dolmayan kaç tane adam esrar eroyuna dalgıyor. Şöyle gönlümü de şöyle filanca eğlendireyim demiyor ki ya. Bir gayeyi hayali mefkuresi olmayıp bataklığa düşmeyen kaç adam var? Kaç adam var? Günlük konuştukların, ettiklerin, arkadaş ortamında tartıştıkların, iş ortamında daldıkların bu tefekkür makinesinde böyle eziliyor, eziliyor, eziliyor. Ruhuna gıda olarak geliyor. Zift gibi gıda geliyor. O ruhtan ne çıkacak? Dur mu çıkacak? Orada para konulmuş, orada dolar konulmuş, orada indir kaldır. Orada geleceğin hırs planlarını yap. Hep bunlarla beslenip tefekkür makinesi hep bunu besin olarak ruha verdiğinde zift gibi ruhu çıkacak. Bu adam çukura düşmesinde nereye düşsün? Ve bu çukura düşen arkadaşlarımızın birçokları günah nedir biliyor, hakikat nedir biliyor biliyor musun? Nefse emmare var ya, asaba işliyor. Kur'an'ın anlamına tam mahruti bakmak gerekiyor, bütüncül bakmak gerekiyor. Çoğu zaman da Kur'an'dan parça parça anladığımız yerleri sentez edip birleştiremediğimizde bu yarayı nasıl tedavi etmek icap ediyor? Sahabe hayatlarında. Allah Allah, bu anladığım, okuduğum, anlamaya çalıştığım yer. Acaba tevhidin ameli sosyal hayat ya. Sosyal hayata döküldüğünde nasıl olur bu iş? Aziz Sıddık kardeşlerim, evvelen garip bir münazara-i nefsiyemi bana mahsus iken berayı malumat size yazmak hatırıma geldi. Şöyle ki, münazara-i nefsiye, nefisle tartışma. Şimdi bu kadar iman dersi almamıza rağmen zihinde tam sentez yapamıyoruz. Birleştirme noktası çok zor oluyor. Özellikle bu imanın amele dökülen kısmı icap ediyor bize. Tam orası lazım. Şimdi orada kimisi zannediyor ki böyle, bu hakikatleri bir şekilde okusam kafi gelir yeter. Kimisi evde bu iş çözülür zannediyor. Tam sahabe hayatına bakınca da orada çelişkiye düşüyor. Ya bu iş evde olacaksa sahabe neden bu kadar fedakarlık yapmış? Yani başka bir yol vardı da Ömer o yolu bulamadı mı? Hazreti Ebu Bekir o yolu bulamadı mı? Şimdi nefis burayı çok iyi kullanmayı biliyor. Belli noktalarda günahlara zaafı olan insanlara nefis haydi şu günahlara gir demeyi seviyor. Ama kimileri de var, o günahlardan arınmış. Adamın gırtlağını kessen içkiye girmeyecek. Esrara girmeyecek. Kumara girmeyecek. Nefis bıraktı mı böyle bir adamı? Bırakmadı. Böyle bir adamı da aldatmasının başka başka yolları var. Okuduğu hakikatleri bilgi düzeyinde tutuyor. Sahabenin fedakarane hayatından koparıyor ki İslam'ın aslı o yani. Ne kadar aldıysan Kur'an'ı kalbine o kadar feda edebilirsin. Hayatından, lezzetlerinden, eğlencelerinden. Lezzet eğlence dediğimde hakiki imanın lezzet eğlenceleri değil yani. İçimizdeki nefsin, yani affedersiniz, hayvanın lezzet ve eğlencelerinden. Bu iş İslam davasında koşturan insanlarda da son bulmuyor. Adam hayatının belli bir dönemini adamış. 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Nefis böyle bir adamı bırakır mı? Onu da bırakmıyor. Mesela düşün, Risale-i Nur mesleğinde birisi yıllarca mücadele etmiş. Belli bir noktalara gelmiş, koşturmanın önemini anlamış, ter dökmenin önemini anlamış. Nesillere yetiştiğinde Allah da kalbine ağabey hayat bırakıyor. Yani kalbindeki imanı hayatlandırıyor. Bu noktaları anlamış, yakalamış. Nefis yine böyle bir adamı bırakmıyor. Diyor ki tamam, içki içme, kumar oynama, kimsenin malına göz dikme, harama nazar etme. Ama geç bir köşede kendine nurlu bir hayat seç diyor. Neyden koparıyor adamı? Mücadeleden koparıyor. Tam bu noktada artık sahabeden kopmuşsun demek. Anladın mı demek istediğimi? Son noktasına kadar. Allah Allah. Hele o Mekke döneminde yaşayanlar. Ömürleri işkencelerle geçmiş. Mekke döneminde niye münafık yok? Niye olsun? Münafık orada ortaya çıksa, ben de İslam'a talibim dese, işkenceye talibim demek olacak. Münafık markalı araçların, zengin sofraların,
paraların, zevkin, rahatın olduğu ortamlarda neşet eder, ortaya çıkar. Şimdi bu dönemde İslam'a bakışa bak. Çoğumuzun zihninde sadece bilgi hükmünde kalmış. Öğrenelim, evimize gidelim Kur'an okuyalım. Ki okuduğun Kur'an evinden çık sahabe gibi oldu. Onlar Allah'tan razı, Allah onlardan razı. Sadece sahabeye hitap edilmiş. Nefis bu vartaya düşürme mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacak. Kimi insanlarla hadi içki iç diye uğraş. Kimisiyle hadi şu harama nazar et diye uğraşır. Kimisiyle ya şu ticaretine biraz haram kat. Artsın elindeki malın mülkün diye uğraşır. Kimileri de bu yolları terk etmiştir. Hatta hayatının belli bir döneminde mücadele etmiştir. Birilerinin hidayetine yetişmek için uğraşmıştır. O adamları yine de bırakmıyor. Üstad Hazretleri tam böyle bir münazaradan bahsedecek. Bak ilk cümleye tekrar dönelim. Garip bir münazarayı nefsiye mi yani? İçeriden nefsin kelamı. Değil mi? Konuşması. Ama Üstad Hazretleri'nin farkı bu konuşmayı ayırt edebiliyor. Bizim vicdanla nefis birbirine şöyle düğüm olduğunda içeriden konuşan vicdan mıdır, nefis midir? Bunu ayırt edemiyoruz artık. Garip bir münazarayı nefsiyemi bana mahsus iken berayı malumat size yazmak hatırıma geldi şöyle ki. Şimdi buradan çoğunuz yaranızı bulacaksınız. Neden? Çünkü farkındaysanız hizmete muhabbeti olan insanlar sayısız. Ama adım atan çok az. Niye böyle? Yani adam seviyor. Seven adam gelir. Niye gelmiyor? Niye koşturup mücadele etmiyor? İçeriden konuşan başka biri var demek ki. Adam açıyor video dinliyor. Doğru diyor. Açıyor Risale'den bir yer okuyor. Doğru diyor. Daha sonra ne diyor biliyor musun o adam? Abi diyor. Para vermek kolaymış diyor. Şu işleri yapmak kolaymış diyor. Mobilya mı yapılacak? Kolaymış diyor. Asıl zor olan ne diyor Furkan? Nefsini ve nefesini. Nefsini ve nefesini vermek. İçeride öyle bir konuşuyor ki diyor adamı perişan ediyor. Hepimizde olan şeyler ha bunlar. Hepimizin nefsi diyor ki ya tamam anladım. İçki içmiyorsun, kumar oynamıyorsun, harama nazar etmiyorsun, kimsenin malında gözün yok. İyi de geç bunları evinde oturarak yap öyle mi? Kur'an evde de okunur. Allah Allah. Tam birazdan nefsin bu konuşması gelecek ama gelen adama bak. Üstad Rahimullah. Başın üstündeki sizce malum levha nefsimi tam susturduğu halde bu gece nefsi emmarenin, kötülüğü emreden nefsin silahını daha musırrane istimal eden kör hissiyatın akıbeti görmeyen, geleceği görmeyen kör hissiyat nefsin o silahını ısrarlı bir şekilde kullanıyor. Allah Allah. Adam mantıken biliyor. Ölümü biliyor, kabri biliyor, ahireti biliyor, başına gelecekleri biliyor. Ama olmuyor yani. Nefis konuşmayı bir yerden sonra o adamın paçasından düşmeyi bırakmıyor yani. Hep ısrar, hep ısrar. Şeytanın en büyük bir silahı da bu. Seni gıcık eden bir damarı yakalıyor, onu bir kere söylese baş edeceksin. Hiç susmuyor. Beyninin içinde, kalbinin derinliklerinde o lümme-i şeytaniye denen yerde hiç bırakmıyor konuşmayı, hiç bırakmıyor. Başım üstündeki sizce malum levha, tam içimizde olan bir konu ha bu. Bak bu herkesin kapısını çalacak bu mesele. Adam gelecek, hizmetin önemini anlayacak. Diyecek ki tamam ya bu mesele hak mesele. Adam şunu da anlayacak yani. Ben eğer Allah için belli noktalarda sahabenin ayak izlerine basacak şekilde mücadele etmezsem hayatım çöpe dönecek. Niye çöpe dönecek? Latifelerin inkişaf etmeyecek, tohumdan ağaca dönmeyecek. Ve dönmeyince de ahirette yiyemeyeceksin onu. Ahiret sermayesi diye bir şey var mı? Var. Adam bunların da farkına varacak ama geri adım atıp çekilmeye karar verecek. Niye veriyor bu adam? İçeriden ısrarla nefis. Birazdan şeytan da göreceksiniz cümlede. Ve onun üstadı olan şeytan, değil mi? Ver saldığı yer şeytan. Ya ne gireceksin bu zahmete? Ne gireceksin bu sorumluluğa? Sorumluluk ağır bir şeydir. Her gün ateşte yanmak gibi bir şey. Sorumluluk öyle bir şey yani. Ben yaşıyorum, siz yaşıyor musunuz? Her gün kafada birçok şeyin sorumluluğu. Şimdi normalde netice bize bakmıyor. Onları senin düşünmemen gerekiyor. Senin tek düşüneceğin attığım adımlar doğru gidiyor mu? Ama nefis bırakmıyor bunu. Mutlaka bir yerde yakalıyor. Mesela bir gün bir arkadaşımız anlattı. Dedi ki bir gece odaya girdim ağladım dedi. Niye ağlamış biliyor musun? Hizmetin önemini anlıyor. Tam. Aklı kalbi hiç şüphesi yok. Ama nefsi serbest hayatını bırakacak mısın şimdi? Bak tam bu cümleye ediyor içeride. Öyle mi? Değil mi? Sen bu serbest hayatı bırakacak mısın? Yani istediğin zaman, istediğin saatte, istediğin gibi bir şeyler yapamayacak. Sabri ki öyle bir şeyler yok da işte. Ne varsa ısrarlı bir şekilde zaten onun olayını film çeker, vesvese olarak atar. Biraz seni cezbetti mi o film? Israr üstüne ısrar, ısrar üstüne ısrar. Vesvese bu değil mi? Ama bu vesvesenin çok üst seviyesi. Bak adamı sıkıntılara düçar etse, hadi içkiye gel dese gider misin? Cık.
Hadi kumara gidelim. Bitti o kapılar. E ne yapacak? Seni bırakacak mı şeytan nefis? Bu dünyanın yaratılış amacına uygun en yapılması gereken şey olan nübüvvet mesleği. O mesleğin talebeleri olan sahabelerin ayak izlerine basma yeter. Ne yaptı biliyor musun? Kaliteni milyarlardan bire düşürdü. Evde oturan bir Müslüman. Cennete gider mi? O Allah'ın cenneti cennemi. Allah alabilir. Ama belli ki inkişaf ettirmediği latifelerin lezzetini cennette yiyemeyecek. Bir de bu dünyada ne kadar dünya sermayesi olsa insan aynı ölçüde serveti ve sermayesi olan insanlara komşu olur. Ve belli ki sahabeye komşu olma bir hayal, bir rüyaya dönüşecek. Bak kelimelere bak ya. Münazara-i nefsiyem. Nefisle tartışmak demek. Sizin içeriden baskılıyor mu? Baskılıyor. Baskılıyor mu Furkan? Evet. Baskılıyor değil mi? En acı verici şey o değil mi? Para vermekten daha zor değil mi? Şeytanın üst lige çıkmaya namzet adamlara uyguladığı strateji tam burada var. Başım üstündeki sizce malum levha nefsimi tam susturduğu halde bu gece nefsi emmarenin silahını daha musırrane istimal eden, daha ısrarla kullanan kör hissiyatım damarlarıma tam dokundurup nefsi emmare iki tanedir. Birisi hakiki nefsi emmare. Biri mecazi nefse emmare. Normalde mecazisi bir şeyin daha dandik, daha ucuz olur. Nefse emmare de öyle değil. Hakiki nefse emmare böyle yapabileceğin bohem bir hayatı ya da günahları ısrar eder. Gel boşver, keyif edelim, rahatımıza bakalım. Yani nefsin özelliği hayvan ya. Hayvan gibi bir hayat yaşayalım. Sorumluluk yok. Üstümüze binip bizi terbiye edecek, şu yola gideceksin diye ısrar edecek bir süvari yok. Böyle serbestlik abi. Mecazi nefse emmare, Üstad Hazretleri diyor ki asaba ilişir. Sinirlere kadar sirayet ediyor. Mesela trafikte bazen adam biri kırar önüne. Aklın mantığın der ki ya bulaşma yani bir anlık bir olay. Geçsen ne olacak? Bir daha bu adamı nerede göreceksin? Ama durmazsın, camı indirirsin, bir daha adama hakaret edersin. E aklında anladın bunun yanlış olduğunu. Niye yaptın? Bak aklın diyor ki hayır bunu yapma. Direksiyonda kör hissiyat var ve asaba sinirlere kadar işlemiş. Şeytan buradan saldırıyor. Anladın mı? Damarlarıma tam dokundurup tesemmüm ve hastalıktan gelen, tesemmüm? Zehirlenme ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve hassasiyet. Siz bunu yaşadınız mı hiç? Mesela normal zamanlarda bana da şeytan vesvese atıyor. Git daha rahat bir hayat yaşayabilirsin. Yani zahir bir şey anlatayım şöyle ufaktan. Yani kader Allah'ın elinde yani biz olayların nereye gideceğini bilemeyiz de. Hani zahirdir. Günde 10 saat konuşan bir adam. E git şunları şu şekilde konuş. Dünyanı daha da büyür. Yani şey, nefis şeytan bunu der. Doğru mu? İnsanları organize edip hadi şöyle yapalım diyen bir adam. E git kendi dünyada da 3-5 tane işi biliyorsun. Git organize et oradan büyüt. E paranı ver. Birileri zaten o parayı kullanır. Bak şeytan aynılarını kullanıyor. Doğru mu? Günlük zamanlarda bunu söylediğinde şöyle şuraya geliyor, çarpıyor, geri gidiyor. Hastalık zamanı hiç öyle değil. Ruh çok inceliyor. Duygular daha ayyuka çıkıyor. Hastalık zamanında ruh hassaslaştı ya, o vesvesesini nasıl yapıyorsa çok derinlere atabilir. Zaten aciz kalmışsın, mazlum kalmışsın, garip kalmışsın. O yüzden hastalık zamanları Allah'a daha çok sığınmanın icap ettiği zamanlar. Normal zamanlarda gelen vesveseyle hastalık zamanı seni düştüğünde, bir de böyle derdini fazla paylaşıp millete yük olmayayım meşrebinde bir adamsan, o zaman şeytan nasıl yapıyorsa vesveseyi daha derine atıyor. Üstad Hazretleri de onu söylüyor bak. Tesemmüm ve hastalıktan gelen ziyade teessür ve hassasiyet. Ve şeytandan gelen ilkat ve fıtri hubbu hayattan gelen. Konu nereye gitti? Hubbu hayat. Üstad Hazretleri hubbu hayat diye ne ediyor? Rahat, sorumluluk yok. Öyle mi? Bak şu örneği tekrar hatırlayalım yani. Normalde ormanda yaşayan yabani bir tane at düşün. Bu at hür bir şekilde koştuğunu zanneder. Üstüne bineyen, kendisine eğiten, emir veren bir süvariyi istemez. O atın hürriyet sandığı, sorumluluk yok, bir yere intisap yok, hayır kardeşim ben kimseye hesap vermem diye hürriyet sandığı olay hayvanlığı ta kendisidir. Bak nefsine, aynı hayvana özellik var mı? Var değil mi? Çoğu insanın konuşmalarında da yakalarsınız. Hayır arkadaş ben kimseye öyle bağlı kalmak istemem. Ne kötü bir şey mi bağlı kalmak? Sahabe. Son dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son dönemde 120 bin sahabe. Aynı kalp, aynı beyin, aynı vücut gibi hareket etmişler.
Ve şu rakam çok enteresan. 120 bini 110 bini saf hicret ediyor. Habbab bin Eret'in hayatına bak. Ya evlat terk edilmiş, ev terk edilmiş, yüzleri görülmemiş. Başka sahabe efendimiz var. 20 yıl diyor. Dönüyor hanımına diyor ki, bu çocuk kim diyor, oğlum diyor. O kadar unutmuş. 20 yıl çadırı, ev, kılıcı yer etmiş. E şimdi bunlar hikaye mi? Hayır, bunlar gerçek sayı hayatlar. E bunlara ihtiyaç yoktu da, onlar haşa haşa haşa. Fazladan ekstradan öyle görememişler kestirme yolu. Öyle mi yaptı yani? Hazreti Ömer kestirme bir yol haşa 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 göremedi. O mücadele etti. Biz kestirme yolu bulduk. Ya evde de yapılır bu işler. O hastalık anını anlatıyor. Bir de zehirlilik var ekstradan. Fıtri hubbu hayattan gelen acip bir haletle. Tam acizsin zaten. Ne istersin acizken? Dinlenmek, rahat, şefkat. Yani hayata bağlılık, hastalık zamanı daha da artıyor. O ikinci nefsi emmare hükmünde olan, anladınız mı ikinci? Mecazi nefsi emmare ediyor. O ikinci nefsi emmare hükmünde olan kör hissiyat, benim vefat ihtimalimden şiddetli bir meyusiyet ve teellüm ve kuvvetli bir hırs ve zevk ve lezzetle kalp ve ruhuma tam ilişti. Bak şimdi cümleyi dikkat edin. Derste iki kilit cümle var, birincisi bu. Niçin istirahate hayatına çalışmıyorsun? Belki reddediyorsun. Üstad'a diyor ha. Üstad için bu cümle yeterli olur mu? Olmaz. Bak nefissin eklediği cümleye bak. Ve gayet zevkli ve masumane lezzetli bir hayat ve bir ömür kendine nur dairesinde aramıyorsun ve ölmeye karar verip razı oluyorsun dedi. Tamam, girme içkiye. Girme harama. Evden işe, işten eve. Esmalara bakan latifelerini, yani duygularını, yani manevi organlarını inkişaf ettirme. Esmadaki payını büyütme. Fedakarlığı bahsediyor, sahabe yolunu bahsediyor. Hayatın temel gayesi. Her bir esmaya bakan latifemiz var. O latife, o esmada payını ne kadar büyütürse ahirette onu yiyeceksin. Büyütemedi, tohum kaldı, yiyemeyeceksin. Anladın mı olayı? Hayatın temel meselesi bu. Niçin istirahat hayatına çalışmıyorsun? Belki reddediyorsun. Ve gayet zevkli ve masumane, lezzetli bir hayat ve bir ömür kendine haramlarda demiyor bak. Nur dairesinde aramıyorsun ve ölmeye karar verip razı oluyorsun dedi ve dediler. Dedi nefis, dediler. Nefis ve şeytan. Hücuma bak, hücuma. Birden gayet kuvvetli iki hakikat o ikinci nefsi emmareyi şeytanla beraber susturdu. Fitne nasıl? Fitne dışarıdaki, değil mi? Birçoğumuzun düştüğü fitne yani. Adam seviyor, muhabbet ediyor, ölümü anlıyor. Ben bazen ölümden dönen arkadaşlarla görüyorum. Öyle bir ameliyat geçirmiş. Belki kanser onun üstünden geçmiş. Belki bir trafik kazası ama akla zarar. Gene bakıyorum ikinci gün gaflete dalıyor. Diyorum ki Allah Allah. Ölmüşsün ya, ölmüşsün. Bitmiş yani. Artık dön. Dönemiyor yani. Kafada iman ve imanın sosyal hayata bakan yanı sahabe tam oturmadığından dolayı ya evden işe işten eve bir Allah var deriz kıltırırız. Meselesiyle çözülecek zannediliyor. Halbuki bu mesele nefsin ve şeytanın belli düzeyde haramları artık terk eden insanlara en büyük olay. Ya bizim oraya gelen arkadaşlar yapılan her dersi kabul ediyor mu? Ediyor. Ama ne diyor? Benim konfor alanıma ilişmeyin. O ne demek biliyor musun aslında Türkçesi? Yani benim içimde bir hayvani hayat var. Ben onda devam etmek istiyorum. Ahiret payımı dünyada yemek istiyorum. İşte şöyle diyor. La ecmeu beyni emneyn ve la ecmeu beyni hafeyn. İki emniyet ve iki korku aynı anda verilmeyecek. Yani ahiret cihetinden korkmuyorsan, ya canım biz bu şekilde de çözeriz diye sanki haşa bir ortaklığın anlaşma varmış gibi davranıyorsan ahiret artık senin için korkulacak bir yer. Ana konu anlaşıldı mı? Var mı problem? Bir şöyle ufakça tekrar edebilecek olan var mı ana konuyu? Abi insanın nefsiyle olan sürecini anlatıyor aslında. Ya üstada bile gelmiş o kadar hakikatlerle... Tam hangi bantenine dokunmuş ama orası çok önemli. Yani konfor alanından çıkma. Çıkma. Hem de bak nur dairesi içerisinde. Hala yani evinde oku. Dairede çalış, devam et. Belki daha çok Yasin okursun evde. Evet. Öyle mi? Şimdi bazen gün geliyor, gece 3'e 4'e kadar koşturuyorsun. Belki evde daha çok Yasin okuyacaksın. Ama Yasin'in manasından koparacaksın. Lafzını hediye ediyor, manayı koparıp alıyor seni. Nasıl fitne? Kaliteli. Çok kaliteli değil mi?
Adam çünkü ölümün varlığını inkar edemiyor. Yani yeryüzünde ölmeyen denizin içinde bir tane balık olsa at bu davayı diyeceksin. O da yok. Adam diyor ki ölüm var. Yani ahirete bir şey götürmek lazım. Ama sahabe gibi yapma noktasında anlam veremiyor. Çünkü iman temeli, iman blokajı üzerine İslam inşa edilmediğinden dolayı o mana kopmuş yani orada. İman dediğin de o içindeki esmaya bakan latifelerin beslenip bir tohum halinden ağaç olması, ağaç ne verir? Meyve verir. Ondan sonra imanın lezzetini duyman. Halavetül imanı ondan sonra yaşaman. Adam diyor ki ya bu süreç çok uzun. Sorumluluk alacaksın. Nefsinle Allah'ın hatrı her çakıştığında Allah'ın hatrı diyeceksin. Kopar git bu hayatı. Öyle oluyor değil mi ya? Bu noktalarda tatmin olmaya çalışan insanlar bir Risale-i Nur dersi okunduğunda ekseriyetle Üstad Hazretlerini övüyor. Nefsine hiç pay almıyor. Diyor ki ya Üstad Hazretleri ne yaşamış? Ya Üstad Hazretleri o yaşantısına diyor ki mecbur ve mükellefiz diyor yani. E sen ne yapacaksın? Ya biz de arada videoları dinliyoruz. Namazımız da var. Allah Allah. Zannediliyor ki Kur'an'da sadece namaz kıl, iş bitsin yazıyor zannediliyor. Değil mi? Fitneyi anladınız mı? Bir özetleyecek olan var mı yine soruyu? Genel darisinde kardeşim okurken niye bu kadar zahmet ediyor? Çok güzel. Tam güzel oldu ha. Çok güzel oldu. Bak, tam fitne bu değil mi? Helal dairesinde rahat yaşamak varken niye zahmete gidiyoruz? Kutsi hadis var, hatırladınız mı? Kulun bana neyle yaklaşsın diyor? Nafilelerle. Hatırladınız mı o hadisi? Bu mektup şu cihette çok önemli. Bu fitne bize gelecek. Gelecek çünkü hepiniz fedakar arkadaşlarımızsınız. Ben birçoğunuzun hayatına şahidim ya. Dünyada neler neler yapılabilecekken. Nasıl bohem hayatlar yaşanabilecekken yani nefsin hoşuna giden. Rahat, sorumluluk yok, hesap yok. O model var yani. Ben kimseye intisap edemem arkadaş. Yani ben bir ağacım ama bahçıvanı sevmem. Aşılanmayı istemem. Atlarda büyümemi engelleyen dallar varsa bahçıvan bu dalları kesemez benden arkadaş. Anlıyor musun? Olay o yani. Üstad Hazretleri ne diyor? O alttaki dalları bahçıvan keser ki ta yükselsin. Bir de ne diyor? Hayvanat-ı muzırra onu oradan koparıp ağaca zarar vermesin. Bu fitne Üstad Hazretleri'ne gelmiş ya. O yüzden diyor nefsimle tartışmam diyor. Tabii birçokları bu vesvesenin nefisten değil, kalbinin sesi olduğunu zannediyor. Çünkü nefisle vicdan böyle olmuş, karışmış. Yani çok mücadele edeceğin onlar bir ayrılacak ki. Aa bu bunun sesi, bu bunun sesi. Aa bu meleği ilham, aa bu lümme-i şeytaniye diye ayıracaksın yani. Bunu yaşayacağız ülkece. Kaçarı yok. Bugün belki bazı yapılan yeni güzel hareketlerin heyecanı bunları şimdilik bastırıyordur. Ama bugün olmasa yarın bu vesveseler yaşanacak. Çünkü cennet harbiden ucuz değil. Hakikaten ucuz değil. Kur'an haktır. Evde namazımı kılarım. Açar da arada dini sohbet izlerim. Ondan sonra kimse bana karışamaz. Ya tam böyleyse devam edelim bu şekilde bitsin bu iş. Yani bunda ben bir zorluk göremiyorum. Siz görüyor musunuz bunda bizi? Ama cennet ucuz değil diyor. Bu çok ucuza gitmiyor mu yani? Ne anladın mı? Üstad Hazretlerinin vefatı, ölümü binler milyonlar tohum saçıp yeni sayıklar çıkaracak. Şeytan bunu biliyor. Bak bir insanın akıbeti ne olur, kabiliyetleri nereye götürür sen onu çok iyi tespit edemeyebilirsin. Ama Allah Azze ve Celle ve şeytan o adamın kabiliyetlerini nereye götüreceğini bilir biliyor musun? Bir bakar o adamın kabiliyetlerine der ki ya bu adam binler adamın hidayetine vesile olur. Hemen bunu dalla budağını keseyim der. Anlıyor musun? Bu vesvesenin gelmediği insan olduğunu pek zannetmiyorum. Doğru mudur? Sana demiştir yani 5-6 tane polikliniğim vardı yani. Aç 50 yap yani. 100 yap. E ne işin var sabahtan akşama kadar milletin ağız kokusu çıkıyor. Zor da bir şey ya. Bir adama gidiyorsun, aylarca anlatıyorsun, dinliyor. 1-2 yıl sonra çekip gidiyor adam. Allah Allah, bu adam 2 yıl boyunca ders aldı, nasıl çekip gidiyor? Sonra matematik hesabı yapıyorsun, işte yapılmaması gereken bu. Diyorsun ki, 2 yılda bu kadar adama anlatıyorsun, bu kadar azı kalıyor, bu kadar çoğu gidiyor. Nasıl bu İslam yeşerecek diye? Haşa. İşte orada yakılırsın, yese düşersin yani. Neticeyi düşündüğün anda. Allah'tan onun da dersi var. Celaleddin Azamşah dersinde o neticeyi düşünemezsin. Haram diyor sana yani. Çünkü o Allah'ın işi. Senin işi koşturmak yani. Neticeyi yaratmak Allah'ın işi. Gün gelir karları eritir, toprak altından binler filiz bir anda çıkarır. O Allah'ın işi yani. Yapmış, yapacaktır da. Biz öyle inanıyoruz, itikad ediyoruz. Adam diyor ki yani ben bu adamlarla uğraşacağıma ahiret imanı da zayıf diyor. E oradan elime ne geleceği de meçhul. Haşa haşa. E diyor bari şu işlerimi büyüteyim, yeni bir inşaat daha açayım. Halbuki bir tane inşaatı eksik yapsa,
o vaktini hizmete verse, Allah Allah, ne gönüller fethedilecek onda var olan kabiliyetlerle. Öyle mi? Çünkü adam dünyada geliştirmiş kabiliyetlerini. Organizeyi biliyor, muhabbeti biliyor, insanların gönlüne girmeyi biliyor, insanların nazarı çekmeyi biliyor. Kaç tane insanla oturmuş, indirmiş, kaldırmış, ticaret yapmış. Şeytan diyor ki sen bu kabiliyetlerini neden burada kullanıp insanların nazarını kahrını çekeceksin? Çık bir inşaatta diyor, vaktini oraya veriyor. Sonra da bu muazzam cümlesini söylüyor. Kendine nur dairesinde rahatlığa yazsın. Evde okur İhsan Nur'u. İhsan Nur evde mi yazılmış ki evde okursun? Evde mi yazılmış? Tecritlerde, zindanlarda, mapuslarda, çilelerde, işkencelerde yazılmış bir kitap evde mi okunuyor? Nasıl fitne abi? Bu fitne herkese gelecek. Gelmişti. Özellikle de hangi zamanımızda gelecek? Hastalığımız. Niye? Ruh iyice hassaslaşıp inceliyor. Öyle mi? Ya da şeytan şunu da bekler olur. O gün üst üste biraz üzücü ve senin gücünü kırıcı olaylar yaşarsın. Onun gecesinde başını yastığa koyacağın anı bekler. Sabah namazına kadar uyutmaz. Yaşadık bunları, yaşadık yani. Öyle mi? Biz boşuna mı haşa Allah'a sığınıyoruz yani? Biz her şeyle baş edeceğiz. Böyle değiliz ki, aciz ol aciziz. Allah'a sığınmanın önemi görüyor musun ya? Özellikle kimden? Şeytan. Demek o şeyi de boşa söylemiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Öyle mi? Bak. He? Kovulmuş şeytanın şerrinden. Doğru mu koyunca? Evet. Bak. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah sığınıyorsun. Bu cümlenin de altını doldurmak lazım. Belki bu cümleden 3 tane eksik söylesen o geceni berbat edecek. 3 tane yerinde söylediğin için o gece rahatsın. Allah Allah. Bu manaların maddi karşılığı var, vücuduna bak, ruhuna bak. Birincisi, madem ki Sari Nur'un vazife-i kutsiyeyi imaniyesi benim ölümümle daha ziyade halisane inkişaf edecek ve hiçbir cihette dünya işlerine ve benlik ve enaniyete vesilelikle ittiham edilmeyecek ve rekabeti tahrik eden hayat-ı şahsiyemi bulmadığı için daha mükemmel ve ihlas ile o vazife devam edecek. Hem ben dünyada kaldıkça gerçi bir derece yardımım olabilir. Fakat adi şahsiyetimin ehemmiyetli rakipleri, münekkitleri o şahsiyeti ittiham edebilir ve Risale-i Nur'a ihlassızlıkla ilişebilir ve bir derece çekinir, çekindirir. Hem bir derece bekçilik yapan bir şahsiyetin yatmasıyla o daire-i nuraniyedeki bütün ehli gayret müteyakkız davranır. Bir nöbettar yerine binler bekçi çıkar. Kendi ölümünü bahsediyor. Ölümünün neticesinde nice bekçilerin çıkacağını söylüyor. Yani son ana kadar ölümünü hizmette tasarlayan bir gaye-i hayal var orada. Elbette ölüm gelse baş üstüne geldin demek gerektir. Hem madem nur şakirtlerinden çokları hem malını hem istirahatini feda etmişler değil mi? Zübeyir abi, Üstad Hazretleri tanır tanımaz postane memurluğunu atıyor köşeye. Üstad Hazretleri zindanda kendini de zindana attırıyor. Merhum Sungur abi, Allah Allah. Bu öğretmenlik neye yarar diyor yani. Atıyor köşeye. Burada öğretmenliği aşağılamıyorum. Ama bulduğu meslek çok üst bir meslek. Onun hiçbir şeyle kıyaslanamayacağını söylüyor. Hem madem nur şakitlerinden çokları hem malını, hem istirahatini, hem dünya zevklerini, hem lüzum olsa hayatını nurun hizmetinde feda ediyorlar. Şimdi dersin ikinci cümlesi geliyor. Sen, ey nefsim, neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin? Öyle mi? Sen, ey nefsim. Yani niceleri bu işi yapmış. Ya bu iş yapılması mecbur olmasa niye yapsın? Sen ey nefsin. Neden fedakarlıkta en geri kalmak istersin? Hem katiyen bil ki çok biçarelerin hayatı bakiyelerini nurlarla kurtarmak hizmetinde. Normalde evde kalsan Allah seni affetse cennetini alsa biriyim o. Ama nicelerine yetiştiğinde es sebebi kel faiz sırrında. Bir gideceksin ahirete binler milyondan imanın servetini almışsın. Dünyada adam özeniyor ya, ah şöyle bir, ah şöyle bir, ah şöyle bir hayat. Onların milyonlarcası ayağının altına serilir. Çok biçarelerin hayatı bakiyelerini nurlarla kurtarmak hizmetinde
fani ve zahmetli ihtiyarlık hayatını memnuniyetle bırakmaya lüzum olsa veya vakti gelse, razı olmak gayet lezzetli bir şereftir. Hizmeti anlatıyor ama. Mücadeleyi anlatıyor. Yani sahabe mesleğini anlatıyor. Hizmet nereden numune aldı kendisine? Sahabe mesleğinden aldı. Hizmet bu yolu yürümeyi nereden öğrendi? Sahabe hayatından öğrendi. Nereden öğrenecek? Onlar yürümese nereden bulacağız biz? Şimdi sahabe hayatları, masada konuş, evine dağıl, bir televizyon aç, bütün gündemin dağılsın. Bu kadar. Ameli yok ameli. İkincisi, nefsini ve şeytanını susturan ikincisi. Nasıl ki aciz, zayıf bir adam bir batmanı kaldıramadığı halde 10 batman yük üstüne yığılmış bulunsa ve dostları onu çok kuvvetli bilip ona gizli zaafına yardımdan ziyade ondan yardım istedikleri halde. Üstad Hazretleri kendisini anlatıyor yani. Çok yardıma ihtiyaç var diyor. Siz hep benden yardım istiyorsunuz. Halbuki bu davaya yardım etmeniz lazım. Allah Allah. Şurada yükün altında ezilmiş bir adam görsen davet mi beklersin? Koşar omuz mu olursun? O biçarede onların üstü zannını kırmamak veyahut kendini çok aşağı göstermemek için gayet ağır ve soğuk olan gösteriş ve tekellüflerle kendini yüksek ve kuvvetli göstermeye çalışmak çok elim ve zevksiz olması gibi aynen öyle de. Ey kör hissiyatın içine giren nefse emmare, bu adi şahsiyetimin ve bir çekirdek kadar ehemmiyeti olmayan istidadımın 100 derece fevkinde ve sırf bir inayet-i Rabbaniye olarak bu karanlıklı ve çok hastalıklı asırda Kur'an'ın eczane-i kutsiyesinden çıkan ve rahmeti ilahiye ile elimize verilen Risale-i Nur'daki hakikatlere o şahıs mastar ve menba ve medar olamaz. Belki yalnız çok biçare ve muhtaç ve Kur'an kapısında bir sail ve muhtaçlara yetiştirmeye bir vesile olduğum halde Nur'un muhlis ve halis, sıddık ve sadık, safi ve fedakar şakirtleri o biçare şahsiyetim hakkında 100 derece ziyade hüsnü zanlarını kırmamak ve hissiyatlarını incitmemek ve nurlara karşı şevklerine ilişmemek ve üstad namı verdikleri o biçare şahsı onların hatırı için çok aşağı olduğunu göstermemek ve ağır ve elemli tekellüflere ve tasannuflara mecbur olmamak için ve 20 sene tecridatın verdiği tevahhuş için hatta dostlarla dahi hizmet-i nuriye olmasa görüşmeyi terk ediyorum ve etmeye ruhen mecbur oluyorum. Hangi hastalığı bu? Verdiğiniz. Ve tekellüfe ve kıymetten ziyade kendimi göstermeye ve ziyade hüsnüzan edenlere karşı hoş görünmek için kendimi makam sahibi göstermek ve sırrı ihlasa tam münafi kendini büyük göstermek ve vakar perdesi altında benliğin zararlı ve fani zevkini aramak haletleri ise ey nefsim, meftun olduğun o zevkleri hiçe indirirler. Ey nefis, ey zevke müptela, bedbaht, kör hissiyat, binler dünyevi zevki alsan şu vaziyette yine bozulur, o zevk aynı elem olur. Madem %90 mazide ahbap adeta güya beni berzaha çağırıyorlar, bu hazır zamandaki 10 dosttan ben kaçmaya mecbur oluyorum. Elbette bu ihtiyarlık ve yalnızlık hayata, berzah hayatı maneviyesi 1000 derece müreccahtır diye, bu iki hakikatle hadsiz şükürler olsun, o ikinci nefse emmare tam susturuldu, kalp ve ruhtan gelen zevke razı oldu. Şeytan dahi sustu, hatta damarlarındaki maddi hastalık da gayet hafifleşti. Ruhu çözünce maddi hastalık da çözülüyor. Elhasıl, ölsem vazife-i nuriye daha ziyade ihlas ile rekabetsiz, ittihamsız inkişaf eder. Hem bu zamanda aradığım cüzi, muvakkat, zevk, bu hayat ve dünya gözüyle fütühat-ı nuriyeden gelen lezzet bedeline çok ağır, soğuk ve nahoş tekellüf elemlerden ve hotfuruşluk zahmetlerinden ve tasannu zararlarından kurtulmak vardır. Hem bu senede bir defa ey nefis, ruh ve kalple beraber çok müştak olduklarınız eski
zevkli ve hayatımdaki yaşadığım memleketleri ve ünsiyet ettiğim ahbapları ve mufarakatlerinden çok mahzun olduğum kardeşleri görmek için beraber kısmen hakikaten, kısmen hayalen o geçmiş mazide gezdin. Sen de gördün ki o sevimli müteaddit vatanlarımda yüzde ancak bir iki ahbaba bulabildin. Ötekiler bütün berzah alemine göçmüşler. O sevimli hayat levhaları değişmiş, elim ve hazin bir vaziyet almış, daha o ahbapsız yerleri görmek istenilmez. Onun için bu hayat ve dünya bizi kovmadan evvel ve haydi dışarıya demeden biz kemal-i izzetle Allah'a ısmarladık deyip izzetimizle bu fani zevklerimizi bırakmalıyız. Mutu kable ente mutu, ölmeden önce ölünüzü anlatıyor. Umum kardeşlerimize binler selam ve dua eden hasta fakat tam mesrur kardeşiniz El-Baki ve El-Baki. Kalabalığın içinde yetişmiş, kakılmış, istenmeyen bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesen kitabı sizlerle. maybedestan.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.